Görünce bu kesinlikle dedim bir çocuk edebiyatına uygun bir konu. O yüzden çok istedim bu konuda bir şeyler yazmak. Peki okul çantanızı karıştırırsam içinde acayip ne bulabilirim? Üzüm, peynir, ekmek dışında adını sorduğunda işte söyledim bu gazlı kalem diye. Çok komik bir şey dedi. Pırtlı kalem mi yani dedi. Tuba Hanım hiç yaramaz bir çocuk değil misiniz? Ben daha farklı şeyler beklemiştim. Oğlunuz şu an nasıl? Oğlum tam tersi benim. Fırlama, hoplasın, zıplasın, arkadaşlarıyla oynasın. Merhaba, ben Eda Örs. Planör TV'ye, Ajanda programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çocuk kitapları yazarı Tuba Güven Alkan. Tuba Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkürler. Tuba Hanım, sizi izleyecek olan çocuklar için önce kendinizi bir tanıtır mısınız? Tabii. İstanbul'da doğdum, bir bahar mevsiminde. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Çeşitli kurumsal işlerde çalıştım. Klasik, biraz sıkıcı geldi böyle işler. Sonra yayın evlerinde çalışmaya başladım, editör olarak. Bir süre bu şekilde çalıştıktan sonra zaten hep bir kitap yazma sürecim vardı. Özellikle çocuk kitaplarına ayrı bir ilgim vardı her zaman. Çocuk kitaplarına yöneldim. Şu anda 4 tane kitabım var. Atölyeler düzenliyorum. Müzelerde, kütüphanelerde, okullarda çeşitli atölyelere katılıyorum. Atölye uygulayıcısı olarak kitap okuma etkinlikleri yapıyorum. Bu şekilde. Masal anlatıcılığı yapıyorsunuz. Bu süreci anlatır mısınız? Evet, hikaye kitapları okuyorum. Okuduğum kitaplarla ilgili atölyeler düzenliyorum. Kitaba uygun temalarda. Mesela masal müzesi, çocuk kütüphanesi gibi mekanlarda kitaba uygun atölyelerle birlikte müzikle etkinlikler yapıyoruz. Bu şekilde. Yolunu arayan traktör Horhan'ın sonunda bir de müzik var değil mi? Evet, evet. Bir şarkı yer alıyor. Yayın evinin fikriydi bu. Benden söz yazmamı istediler. Bir şarkı ekleyelim dediler kitabın sonuna. Güzel oldu. Çocuklar için de çok eğlenceli oldu. Bir de ukulele çalıyorum. Çalmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bu şarkıyı da ukulele eşliğinde çocuklara atölyelerde çalıyorum. Akıllarında da kolay kalıyor şarkı. Eşlik etmeleri kolay oluyor. Böyle keyifli oldu. Güzel bir müzik yapıldı. Pardon, sizi duyamadım kitabınız. Evet, bu da ilk çocuk romanım oluyor. Birazcık bahseder misiniz? Tabii. Kitapta Göksu adında 9 yaşındaki bir kızdan bahsediyorum. Bu kız normal, biraz 90'larda geçiyor bu arada bu kitap. Tabii kendimden de bir şeyler var bu durumda. Öyle oluyor. Genelde zaten şey derler ya, yazar %50, %60 kendini de eklermiş kitaba diye. Biraz böyle bir durum da var tabii. Kurgular da ağırlıklı kitapta. Bu 9 yaşındaki Göksu ufak bir kaza geçiriyor. Arkadaşına ait patenlerle kayarken yere düşüyor. İşitme kaybı geçiriyor. İşitme kaybı sonunda böyle çok farklı bir hal alıyor hayatı. Farkındalıkları oluşuyor. Daha önce öğrenmediği şeyler öğreniyor. Mesela duymayan bir insan neler yapar, hayatını nasıl devam ettirir. Çocukların da bu gerçekle yüzleşmesi, bu kitapları öğrenmesi onlar açısından da önemli. Nasıl iletişim kurarlar, işte işaret dili diye bir şey vardır. Bunlarla ilgili böyle ufak tüyolar da veriliyor. Eğlenceli yanı da var kitabın. Böyle komik komik cümlelere de biraz yer verdim. Biraz hüzünlü yanı da var. 9 yaş ve üzeri için böyle bir kitap, çocuk romanı. Gönüllü okuyuculuk yapıyorsunuz değil mi? Evet, ayrıca gönüllü okuyuculuk yapıyorum. Gönüllü okuyuculuk nedir? Birazcık bundan bahsederseniz sevinirim. Tabii, şöyle görme engelliler için sesli kitap okuma gerçekleştiriyorum. Bunları yapan iki yer var benim bildiğim. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı GETEM. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Gönüllüleri adına böyle faaliyetlerde bulunuluyor. Elimizdeki işte teknolojik telefonlar, tabletlerle yapılabiliyor. Bazen uygulama yüklemek gerekiyor. Bazen telefondaki sesli notlar bölümlerinden de yapılabiliyor. Kitabı kendi listelerinden seçiyoruz. Seçtiğimiz bir kitabı belli bir süre içinde seslendiriyoruz. Sonra kayıtları e-posta yoluyla iletiyoruz ilgili yerlere. Görme engellilere ulaşıyor böylece. Çok keyifli geçiyor bu da. Tuba Hanım, yazarlık süreciniz nasıl başladı peki? Yazarlık ne zaman yazabildiğinizi keşfettiniz? Çocuğunuz olduğunda mı? Ya aslında 9 yaşında bir çocuğunuz evet, 9 var. Evet, 9 yaşında bir oğlum var. Ondan önce de aslında masallar yazıyordum. Ama tabii çocuktan sonra biraz daha farklı bir boyuta geçti. Öncesinde de gerçi şu da var, günlük tutuyordum hep. Çocukluğumda günlük tutmak benim için çok önemliydi. İşte o günlükler, hatıra defterleri olurdu.
bizim zamanımızda hala var mı emin değilim. Yok şu an yok. Kilitli böyle kilitlediğimiz. Şu an sosyal medyayla beraber. Doğru çok yoktur günlük artık. Günlük yok. Günlük tutarak başladı aslında. Anne olduktan sonra biraz daha ileri bir boyuta geçti. Çocuktan da etkilendiğim cümleler oldu. Mesela bu pardon sizi duyamadığımda oğlumun bazı cümleleri var. Ondan etkilenip de kaleme aldığım bazı cümleler de oldu yani. Çocuğumdan esinlendiğim kelimeler var demiştiniz. Bunlar neler? Evet. Mesela o zaman oğlum 4 yaşlarındaydı. Resim yapıyoruz. Böyle çeşitli boya kalemleri getirdim önüne. Pastel boyalar, kuru boyalar. Bir de gazlı kalem vardı. Adını sorduğunda işte söyledim bu gazlı kalem diye. Çok komik bir şey dedi. Pırtlı kalem mi yani dedi. O çok komiğime gitmişti. O var. Öyle bir cümle geçiyor kitapta. Böyle arada onun söylediği komik cümleleri de not alıyorum hatta. İleride böyle kullanmak için falan. Hem daha gerçekçi oluyor. Hem güzel bir anı olarak kalmış oluyor. Çıkacak olan yeni bir kitabınız var mı? Evet. Yakında çıkacak olan Bir Plastik Ördek Hikayesi isimli bir kitabım var. Plastik ördek hikayesi evet. Tuhaf gibi birazcık dinleyelim. Evet, şimdi. Aslında bir gerçek hikayeden alındı, gerçek bir olaydan alındı yani. Yıllar önce bir konteyner devriliyor, yük konteyneri. Binlerce, milyonlarca plastik oyuncak okyanus sularına savruluyor. Hong Kong'dan Amerika'ya giden bir gemide oluyor bu olay. Yıllarca plastik oyuncaklar, özellikle ördekler okyanus sularında savruluyor. Bu bir sürü bilim adamının ilgisini çekiyor. Böyle gerçek bir olay. Bunu ilk bir belgeselde gördüm. Görünce bu kesinlikle dedim bir çocuk edebiyatına uygun bir konu. O yüzden çok istedim bu konuda bir şeyler yazmak. Okyanusta, denizde savrulan bir plastik ördeğin başından geçen böyle minik minik olaylar anlatılıyor. Küçük küçük maceralar. Oğlunuza bahsettiniz mi bundan? Tepkisini aldım. Evet, bahsettim. Belgeseli birlikte izlemiştik aslında. Onun da çok ilgisini çekmişti. Film gibi geldi hatta, gerçek olduğuna inanamadı. O da şimdi heyecanla bekliyor yeni kitabı. Tuba Hanım, şimdi sizinle çerez sorulara geçeceğiz. İlk bölümü izlediyseniz evet. Biliyorsunuzdur. Evet, izledim. Lemmy filozofla olan bölüm çok keyifliydi. O zaman keyifli sorulara geçelim. Şimdi çerez sorulardayız. Şimdi çocukluğunuza dönelim. İlk uyanır uyanmaz hangi çizgi film izlerdiniz? Benim ilk aklıma Susam Sokağı geliyor. Yaşımdan dolayı 80 sonu 90 başında çocuk olmak çünkü. Susam Sokağı'nı çok severdim. Orada böyle değişik skeçler olurdu. Kuklalar, işte kurabiye canavarı, minik kuş. Onun şimdikiler dışında bunu çok hatırlamaz tabii de. Evet, evet. Bir iki kere oğluma izletmek istedim de bir süre ilgiyle izledi ama sonra sıkıldı, izlemek istemedi. Onun dışında Şirinler favorimdi. Şirinleri çok severdim. Hepsi böyle birbirinden farklı ama bir arada yaşıyorlar. İşte kötü birinden kaçmaya çalışıyorlar, birlik oluyorlar falan. Onu çok seviyordum. Başka işte Tom ve Jerry klasik. Sözsüz böyle, hiç konuşma yok orada. Sadece birbirinden kaçan, kovalayanlar onları böyle. Onları da izledi mi oğlunuz? Çok sevmedi onları. Evet, hepsini izlettim. İçlerinden, yani en çok belki Susam Sokağı'nı sevmiştir. Diğerlerine kukla çok ilgi göstermedi. Çekmiştim. Hatta erkek çocuk belki sever diye He-Man'i falan buldum, açtım. He-Man'i de hiç sevmedi mesela. Erkekler hani daha çok ilgisini çeker ama çok beğenmedi o. Tabii artık çok farklı çünkü onların izledikleri. Evet, o zaman diğer sorum. Çocukluğunuzu hatırlatan tat ve koku nedir? Ay tat. Çok var tat aslında. İlk aklınıza geldi. Aklıma ilk şey geliyor. Benim beslenme çantamda üzüm, peynir, ekmek hep olurdu. Yeşil üzüm, peynir ve ekmek. Bu üçünü çok severdim. Bir de tabii o zamanlar çok böyle çeşit çeşit yiyecekler verilmez. Onu hiç unutamam yani. Hala üzüm yedim mi, ay yana bir de peynir olsun böyle güzel olur diye. Üzüm, peynir, ekmeği hiç unutmam çocukluğumda. Koku nedir peki? Koku ne? Anneannemin evinin bir kokusu olurdu. Böyle çiçekle karışık, hafif böyle biraz naftalin de olurdu evet. Evinde. Çiçekle karışık bir naftalin kokusu olabilir. Aklıma o geliyor. Tamam. İlk okuduğunuz kitap? İlk okuduğum kitabı hatırlıyorum. Sirk Gitti Biz Kaldık diye bir kitaptı. Ama içeriğini çok hatırlamıyorum açıkçası. Ama o ilk okuduklarımdan Şeker Portakalı benim için çok özeldir. Hatta şu anda Şeker Portakalı kitaplarının koleksiyonunu yapıyorum. Çeşitli baskılarını, çeşitli dillerde basılmış hallerini biriktirmeye çalışıyorum. Ama Küçük Prens kitapları gibi kolay olmuyor bulunması. Küçük Prens Fransızca, İspanyolca birçok dilde bulunuyor. Şeker Portakalı elimde şu an sadece İngilizcesi var mesela.
Ama böyle farklı baskılarını toplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Onun yeri ayrı çünkü şeker portakalının. Peki okul çantanızı karıştırırsam içinde acayip ne bulabilirim? Yüzüm peynir ekmek dışında ne olabilir? Bir hatıra defteri kesin olur. Günlükte tokalar bulunur muydu? Ay toka da olurdu. Ilginç, tokalar, evet. Böyle tokalar, iki yandan falan evet. Çok severdim. Toka da olur kesin ama hatıra defteri kesin olurdu. Tuba Hanım hiç yaramaz bir çocuk değil misiniz? Ben daha farklı şeyler beklemiştim. Evet doğru yani çok yaramaz değildim. Hatta daha çok böyle içine kapanık denilen türden bir çocuktum. Böyle kendi halimde işte bir şeyler yazayım, çizeyim, okuyayım. Çok fazla arkadaşım yoktu. Öyleydim. Çok öyle yaramazlık, fırlamalık falan bulunmazdı yani. Oğlunuz şu an nasıl? Oğlum tam tersi benim. Fırlama, hoplasın, zıplasın. Arkadaşlarıyla oynasın. Çok okuma yazmayla da maalesef alakası yok. Terzi kendi söküğünü dikemiyor hesabı. Ama oğlum çocuklar sokakta oynasın. Bizler bunu istiyoruz evet, artık. Evet, biz de öyleydik çünkü hep sokaklarda oynadık. Hı-hı. Onlar da oynayabilse ne güzel olur. Peki çocuk Tuğba'ya vereceğiniz tavsiye ne olurdu? Biraz şey derdim, biraz daha cesur ol derdim. Biraz daha ne yapmak istediğine emin ol derdim. Çünkü o zamanlar böyle çok karar veremiyoruz. Ne yapalım, neyi seviyoruz, biraz böyle yönlendirmeyle bir yerlere geliyoruz. İsterdim ki biraz daha kararlı olayım, ne istediğimi bileyim, ona göre daha çabuk adımlar atabileyim isterdim. Cesur ol Tuğba derdim yani. Tuğba Hanım sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür keyifli, ederim. Çok eğlenceli bir program oldu. Benim Evim İstanbul kitabından da bahsetmek ister misiniz? Tabii, son kitabımız. Bu bir kolektif kitap. 9 tane yazar, çok değerli yazar tarafından yazıldı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde geçen öyküler yer alıyor. Farklı farklı semtlerden çocuk öyküleri kaleme alındı. Uçan At yayınlarından çıktı. Okuyucularını bekliyor. Tuğba Hanım, kitabın okuyucusu bol olsun. Çok keyif aldık bu programdan. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Evet, çok keyifliydi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi sizi ajanda bölümüyle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Ajanda bu bölümünde sizleri birbirinden güzel çocuk kitaplarıyla karşılıyor. İlk kitabımız Kürşat Atım'ın kaleme aldığı Bulut Çobanları Çetesi. Okulda haksızlığa uğrasaydınız tepkiniz ne olurdu? Üstelik dersler bu kadar ağır, sınavlarda bir o kadar stresliyken Kürşat Atam işte bu sorunun peşine düşüyor. Bulut Çobanları Çetesi hayal kurmanın ve kendine inanmanın gücünü keşfeden Tülay ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Mutluluğu bulutlardan resim yapmakta bulan bu çetenin hayallerinin gerçeğe dönüşmesini heyecanla okuyacaksınız. Sıradaki kitabımız Fon Kitap etiketiyle çıkan Sinan Yaşar'ın kaleme aldığı Çetin Ceviz ve Çetonya. Tıpkı dünyamıza benzeyen bir gezegenin üzerindeydim. Yerde toprak, toprak üstünde bitkiler vardı. Bitkiler olduğuna göre su ve oksijen de olmalıydı. Bunları bir saniyeden daha kısa bir sürede kafamdan geçirirken maskelerimize gelen uyarı ile oksijenin varlığını da anlamış olduk. İkimiz de maskelerimizi çıkarttık ve yürümeyi yeni öğrenen bir bebek şaşkınlığıyla etrafımızı incelemeye başladık. Kocaman ve bomboş bir gezegenin üzerinde sadece iki kişiydik. Her şeyi en baştan başlatabilirdik. Sinan Yaşar'ın sevilen karakteri Çetin Ceviz'in soluksuz ilerleyen macerası Çetin Ceviz ve Çetonya sıra dışı bir uzay hikayesinde uzayın bilinmezliklerini, dede torun cesaretleriyle besledikleri umutlarını, bilim insanlarının keşif yapmaya dair o dinmek bilmez iştahlarını ve başka gezegenlere yolculuk ettikçe dünyamızdaki yaşamın o müthiş benzersizliğini okuyacaksınız.